Yolsuzluk. Saat aldığımı, saat verildiğini kim söylüyorsa namerttir, edepsizdir, ahlaksız. Hukuksuz tutuklamalar. Aram lokma yemedi. Seçim. Anaların duasıyla kazandık. Erdoğan ne zaman zora düşse o fetvalarıyla imdada koştu ve şimdilerde saray fetvacısı olarak anılıyor. İnsanların ruhunu, kalbini ve zihnini dönüştürmek daha uzun zaman alıyor. Hayrettin Karaman'dan söz ediyoruz. İlahiyatçı yazar Karaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhafazakar AKP seçmenini kontrol etmek için fetvalarına başvurduğu din adamlarının başında geliyor. Çünkü Karaman, dini siyasete alet eden fetvaları bir terzi hassasiyetiyle dikiyor. Zamanın ruhuna, iktidarın ihtiyacına göre fetvalar veriyor. 1963 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Profesör Karaman, 2001 yılında üniversiteden istifa etti. O artık MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesi, Yeni Şafak gazetesi yazarı, Ziraat Emekliliğin Danışma Kurulu üyesi ve Nesil Vakfı yöneticisi. Erdoğan'a kardeşim diye hitap eden ve 3 Kasım 2018'de İstanbul'da toplanan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Kurulu'nda Genel Başkan Yardımcısı seçilen Karaman'ın en önemli görevi ise saray için fetvalar vermek. Erdoğan ve ailesine uzanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunun yapıldığı günlerde gözler din adamlarına çevrilmişti. İktidarda İslamcı bir parti vardı ve AKP'li bakanlar ve çocukları ayakkabı kutuları, çelik kasalar ve para sayma makineleriyle yakalanmıştı. Hayrettin Karaman 17 Aralık'tan sadece 2 gün sonra Yeni Şafak'taki köşesinde Türkiye'nin dostları ve düşmanları başlıklı yazısında devletin bekası için bazı grupların feda edilebileceği fetvası verdi. Ölümü hala şüpheli Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise örnek gösterdi. Mecellemizin 26. maddesi şöyle der: zararı ammı def için, zararı has ihtiyar olunur. Gençler de anlasın diye günün diline çevirelim. Kamuya ve bu arada ümmete ait zararı önlemek için bir şahıs, bölge veya gruba ait zarar göze alınır, sineye çekilir. Siyasette olan selim akıl ve kalp sahiplerine de bu kuralı hatırlatıyor ve örnek olarak merhum şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu duayla anıyorum. Yolsuzluk hırsızlık değildir fetvası da yine Karaman'a aitti. Dindar bir Müslümanın ağzından çıkan her sözün hesabının sorulacağı şuurunda olması ve buna göre davranması gerekir. Bu sebeple mesela yolsuzluk yapana hırsız, alkol alana zani, zina yapan, gıybet edene müfteri, iftira eden, kumpas düzenlemekten sorgulanan kimseye rüşvetçi diyemez. Derse yalan söylemiş, iftira etmiş olur. Ve kalkıyor bin odalı diyor. Ya yanlış söylüyorsun, bin odalı değil. 1150 küsür odası var. Bunu da söyleyeyim. Ama bu bir ufuk meselesi. Büyüklerimiz çok güzel şeyler söylemişler. Bunlardan bir tanesi de şu: itibardan tasarruf olmaz. Yeni yapılan sarayla ilgili tepkiler yükselince Hayrettin Karaman devreye girdi. Erdoğan'ın itibardan tasarruf olmaz dediği milyarlarca liralık israfı savundu. Yüksek vergilere dini kılıf bulmaya çalıştı. Raşit Halifeler devrinde mescidin genişletilmesine ihtiyaç hasıl olunca başlayan istimlak uygulaması, Mecelle'nin 1216. maddesinde kanunlaşmış ve amme ihtiyacı gerekçesine bağlanmıştır. Kişilerin mülkiyetinde bulunan bir taşınmazı, bedeli verilse dahi zorla bunu istemedikleri halde almak caiz olmadığı halde, amme ihtiyacı sebebiyle istimlak caiz görülmüştür. Normal hallerde yani devlet gelirlerinin giderleri karşıladığı durumlarda Müslümanların zekattan başka bir ödeme yükümlülükleri yoktur. Amme ihtiyacı ve menfaati gerektirdiği halde devletin mal varlığının belli bir harcama için yeterli olmaması halinde durumu müsait olan Müslümanlardan vergi alınmasının caiz olduğunda ittifak edilmiştir. Tekrarlanan İstanbul seçimleri AKP için tarihi öneme sahipti. Türk halkının sinirlerini bozmayın. Ya benim sayemde millet gülüyor şu anda, herhalde farkında değiller. Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 31 Mart'taki seçimde 13 bindi. Anketler İmamoğlu'nun 23 Haziran'daki seçim öncesi arayı açtığını gösteriyordu. Yeni Şafak yazarı 13 Haziran 2019'da Doğrucu Davut olmak başlıklı bir yazı yazdı. Yazı, Doğrucu Davutluk etmek caiz değildir sözüyle bitiyordu.
Islaha, hakkı yerini bulmasına, yanlışın düzeltilmesine faydası olmadığı halde düşmanın, zalimin, kötü niyetli kimselerin işine yarayacak doğruyu söylemek fazilet değildir. Nefsi şişirebilir, alkış da alabilir ama hayırlı sonuç doğurmaz. Bunu yapanların sorumlu olacaklarını hesaba katmaları gerekiyor. Seçime 2 gün kalaysa Karaman, Erdoğan'a oy vermenin imanın gereği olduğunu yazdı. Ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. İmana öncelik verdiğim için fasık da olsa mümin olanı, en büyük kusur olan imansızlık dışında iyi tarafları da olsa inanmayana ve özellikle de davama karşı olana tercih ederim. İmanın bir gün o fasıkı ıslah edeceğini umarım. Bu tutum bana mahsus da değildir. Bu bir din kuralıdır. Benim derdim hiçbirine benzemez. Hayrettin Karaman 23 Haziran seçimleri sonrası ise çark etti. Karaman rüşvet belası başlıklı bir yazı kaleme aldı ve rüşvet vermeden iş yapılamıyor diye yazdı. Alanın ve zaruret dışında verenin lanetlendiği bir fiil ülkemizde yaygınlaşmış ve bunsuz iş yapılamaz hale gelmişse bu büyük bir beladır, pisliktir. Bunun içinde yaşayarak İslam'ın emrettiği güzel ahlakla dünyaya örnek olmak mümkün değildir. Rüşvetle topyekün mücadele şarttır. Hem devlet gerekeni yapacak hem de halk bu mücadeleye katılacaktır.